İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haftanın son haber bülteniyle karşınızdayız. Başbakan Albin Kurti himayesinde düzenlenen koronavirüsün önlenmesi komisyon toplantısında virüsle ilgili son gelişmeler ele alındı. Toplantı ardından yapılan basın açıklamasında şu ana kadar 93 şüpheli vakada sonuçların negatif çıktı ve şu anda 15 kişiden alınan örneklerin incelendiği belirtildi. Koronavirüsün önlenmesi komisyonu toplantısı ardından Başbakan Albin Kurti ve Sağlık Bakanı Arben Vitia kameralar karşısına çıktı. Başbakan Albin Kurti, Sağlık Bakanı'nın önerisi üzerine 22 kişilik komisyonda 4 üyenin daha yer alacağını ifade etti. Söz konusu üyelerin arasında Altyapı Bakanı, Prişine Devlet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği temsilcisi, Kamu Sağlığı Enstitüsü temsilcisi ve Güvenlik Konseyi temsilcisi yer alacak. El sıkışmaya bir süre ara verilmesi ve kişisel hijyenin artırılmasına da değinen Başbakan Kurti, nefes darlığı, öksürük ve sıtma belirtileri olan kişilerin evde kalıp 038 280 800 numaralı hattı aramalarını söyledi. Başbakan ayrıca şu andaki durum içinde vaka olması durumunda da hazırlıkların yapıldığını sözlerine ekledi. Sağlık Bakanı Vitia ise panik yapmadan Kamu Sağlığı Enstitüsü ile Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine uyulması çağrısı yaparak kalabalık ortamlardan kaçınılması ve risk gruplarının zorunlu olmadığı takdirde sokağa çıkmamaları önerisinde bulundu. Vitia'da 80 yaşlarında bir kişinin koronavirüs olduğu şüphesiyle sağlık hizmeti verilen acil servis kapatıldı. Acil serviste görev yapan tüm doktorlar ve personel karantinaya alındı. Şüpheli koronavirüs vakası haberi Vitia Aile Hekimliği Müdürü Violsa Codoni tarafından doğrulandı. Codoni, acil servisin bu sabah kapatıldığını, ayrıca 11 doktor ve hemşirenin test sonuçları çıkana kadar karantinaya alındığını açıkladı. Koronavirüs olduğundan şüphe edilen 80 yaşlarındaki kişinin İtalya'dan döndüğü belirtildi. Kosova'da koronavirüse yönelik önlemler genişletiliyor. Bu kapsamda orta ve yüksek riskli bölgelere uçuşlar durdurulurken Kosova-Arnavutluk sınırı da kapatıldı. Kosova'da koronavirüs önlemleri kapsamında İtalya, Almanya, İsviçre ve Fransa'ya uçuşlar durduruldu. Altyapı ve Çevre Bakanı Lumir Abdiciku'nun koronavirüs önlemleri kapsamında dün aldığı karar bugün saat 15'te yürürlüğe girdi. Karar, Kosova Kamu Sağlığı Enstitüsü'nün tavsiyesi üzerine alındı. Bakan Abdiciku, halka panik yapılmaması ve önerilere uyulması çağrısında bulundu. Diğer taraftan Arnavutluk Bakanlar Kurulu kararıyla koronavirüs önlemleri kapsamında Kosova ile sınırlar kapatıldı. Karar, 15 Mart saat 24'e kadar geçerli olacak. Sağlık Bakanı Arben Vitia, İslam Birliği Başkanı Müftü Naim Tırnava ile görüştü ancak herhangi bir karar alınıp alınmadığı konusunda bilgi verilmedi. Sağlık Bakanı Arben Vitia ve İslam Birliği Başkanı Müftü Naim Tırnava arasında gerçekleşen görüşmeden somut bir karar çıkmadı. Bakan Vitia, görüşmenin ayrıntılarının ilerleyen günlerde açıklanacağını belirterek Kosova'da koronavirüs vakası olmadığını söyledi. İslam Birliği Başkanı Müftü Naim Tırnava ise koronavirüs önlemleri konusunda bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek tüm vatandaşlara hükümet, Sağlık Bakanlığı ve Kosova Kamu Sağlığı Enstitüsü'nün kararlarına saygı duymaları çağrısında bulundu. Kişisel önlemlerinde alınmasına vurgu yapan Müftü Tırnava, İslam Birliği'nin yarın konuyla ilgili olağanüstü toplanacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu. Müftü Tırnava, gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve kurumlarla koordineli şekilde çalışacaklarını ifade ederek, İslam Birliği hiçbir şekilde vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atmaz, halkımızın sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir karar alınmayacaktır. Ayrıca Kosova genelindeki camilerde dezenfekte edilecektir, dedi. Kosova'da Bakanlar Kurulu kararıyla koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim ara verilmesiyle birlikte okullarda sessizlik hakim oldu. Koronavirüsün henüz görülmediği Kosova genelinde önlemler kapsamında ilk sırada çocukların korunması yer aldı. Kosova'da koronavirüse karşı tüm önlemler alındı. Bu önlemler arasında okulların temizlenmesi, daha fazla hijyen olmasına rağmen hükümet aldığı kararla okulları 2 hafta boyunca tatil etti. Okullar tatil edilmesine rağmen diğer okullarla birlikte Elena Cica İlköğretim Okulu'nda da hijyen en üst seviyeye çıkarıldı. Sınıflar temizlendi, koridorlar sürekli özel makinalarla silindi. Tuvaletlerde var olan hijyen artırıldı. Okulun velileri sınıf perdelerini dahi yıkadı.
İyi ki böyle bir önlem alındı. Bildiğiniz üzere 27 Mart'tan itibaren bizim ilkbahar tatilimiz vardı. Öne alındı ilkbahar tatili işte. O yüzden inşallah hani hiçbir vaka olmadan, kusmadan bunu da atlatmış olacağız. Temizlik en üst safhada olmaya çalışıldı. İster tuvaletlerde, ister sınıflarda. Alkoller getirildi, ıslak mendiller sınıflarda getirildi. Bakanlıktan gelen ve eğitim müdüriyetinden gelen tabii bütün bilgiler, koronavirüse ait bilgiler, nasıl önlem alınacak, nedir? Çocuklara en yumuşak bir şekilde anlatıldı. Daha da derin temizlik yapılacak. Hafta sonu okullarımız dezenfekte olacak. Demek ki tüm önlemler alınıyor efendim. Biz elimizden geleni yapacağız. Bakanlar Kurulu kararıyla eğitime 27 Mart 2020 tarihine kadar ara verildi. Bakan Arben Vitya, koronavirüsle mücadele için önlem paketini açıkladıktan sonra vatandaşlar koronavirüs Kosova'ya gelirse ne yaparız endişesiyle market ve eczanelere koştu. Kosova'da koronavirüsü nedeniyle panik olan vatandaşlar alışveriş için marketleri akın ettiler. Gece geç saatlere kadar açık kalan marketlerde vatandaşlar un, zeytinyağı, tuz, şeker gibi önemli gıda maddelerini alıyorlar. Avrupa ve Balkanlar'da şu ana kadar Karadağ ve Kosova'da halen koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ancak komşu ülkeler Arnavutluk, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da çok sayıda kişi bu virüse yakalandı ve ölümle sonuçlanan olaylarda meydana geldi. Alışveriş yapan vatandaşlarla yaptığımız söyleşilerde bir panik havası oluştuğunu ve herkesin marketlere gıda almak için ve eczanelere ilaç almak için akın ettiğini söylediler. Vallahi ben de şaşırdım, bu kadar paniğe gerek yok. Çünkü daha hiçbir yerde yok bir şey, Kosova'da yok bir şey. Benim anladığım kadarıyla ben görmedim. Ama Makedonya'da, Arnavutluk'ta bir tane çıkmış, hemen o kadar paniğe gerek yok. Peki millet, siz de herhalde alışverişe çıktınız, tok. Ben çıktım eczanede, bir ihtiyacım vardı, bakıyorum dolu. Millet onları kaldırıyor, bilmem neleri. Stoklaylar ama gerek yok stoklamaya. Gerek yok. Çünkü hadi 12 gün 14 gündür bunun sorunu. 14 gün sonra zaten herkes evde aylarca kapanmayacak. Peki sizde herhangi bir panik oluşma başladı mı? Biraz ister istemez herkes de vardır. Öyle değil mi? Normal bu. Aynen. Tedirgin insan. Ha tamam, onun önlemini alıyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Devamlı su, antibakteri. Ha onu aldım. Antibakteriyel ürünleri elime aldım. Onlardan dikkat ediyoruz. Bol su, vitamin C. Bu kadar. Marketler gece geç saatlere kadar açık kaldı. KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, Başbakan Albin Kurti ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede bakan yardımcılıkları konusu netlik kazandı. Damka, Eğitim Bakan Yardımcılığına Doktor Enis Kervan ve Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcılığına İnci Bölükbaşı Halac'ın ayrıca 6 bakan danışmanının ismini Başbakan Kurti'ye iletti. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka atamalarla ilgili şunları söyledi. Biliyorsunuz bu koalisyon hükümeti içerisinde Türk toplum olarak, Kosova Demokratik Türk Partisi olarak 2 bakan yardımcılığı ve 6 bakanlıkta danışmanlığımızın ve ileriki dönemde başbakanlıktaki bir danışmanlığıyla koalisyon anlaşmasını imzaladık. İsimleri başkanlık kurulunda belirledik ve Albin Kurti'ye isimleri bildirdik, ilettik. Eğitim Bakan Yardımcılığı ve Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcılığı Türk Toplumu KDTP'den atanacaktır. İsimler olarak eğitimde Dr. Enis Kervan'ı öneride bulunduk. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi ve Bakan Yardımcılığı'nda yine Prişine'den İnci Halaç, İnci Bölükbaşı Halaç Hanımefendi'yi önerdik. İnanıyorum ki yarın öbür gün en geç bu hafta içerisinde görevlerine başlayacaklar. Aynı zamanda 6 bakanlıkta KDTP olarak 6 danışmanla temsiliyetimizi devam ettireceğiz. Amacımız bu bakanlıklardaki irtibat noktalarımızın olmasıdır. Bakanlara kolay ulaşabilmemiz, Türk toplumun sorunlarını kolayca bakanlara iletebilmemizdir. Bu bakanlıklarda İçişleri, Savunma Bakanlığı, Finans Bakanlığı, Yerel Yönetimler Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ve Finans Bakanlığı olmak üzere 6 bakanlıkta danışmanlıklar görevine başlayacaklar. İnanıyorum ki en kısa zamanda görev başlarında olacaklar. Damka, bakan yardımcılarının ve danışmanlarının önümüzdeki günlerde görevlerine başlayacaklarını söyledi.
Değerli izleyenlerimiz, RTK Haber'e son noktayı hava durumuyla koyuyoruz. Pazartesi günü yeniden buluşmak dilekleriyle efendim. Hoşçakalın.